En büyük aşklar yolculuklarla başlar. Mustafa Kemal Atatürk. Yüreğindeki cesaret, özgürlük ateşi ve vatan aşkıyla ilk adımını attı Samsun'a. 9 Mayıs gençlik, gençlik gelecek demektir. Evet, bugün 19 Mayıs'ı, Atatürk'ü, tarihi konuşmak için Sayın Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Galip Çağ ile birlikte bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Süremiz ve nefesimiz yettiğince. Kendisi bizi kırmadı. Çok teşekkür ediyoruz. Söyleşimize katıldı. Estağfurullah. Hoş geldiniz hocam. Nasılsınız? Estağfurullah. Merhabalar, hoş bulduk. Siz nasılsınız? İyi, teşekkür ediyoruz. Bu mutlu günde hep beraber coşkuyla kutlamalar yapıyoruz sabahtan beri. İnşallah. Evet, buyurun hocam. Biz bugün tabii 19 Mayıs olunca önceliği 19 Mayıs'a verelim istiyoruz ama 19 Mayıs 1919 Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışı kolay gerçekleşmedi. Onun öncesinde çok zorlu mücadelelerden geçti Osmanlı Devleti ve Türk halkı. Neydi 19 Mayıs'a gelene kadar ki yaşanılan süreç? Bize bu konu hakkında bilgi verebilirseniz çok sevinirim. Şimdi bir kulaklık meselesini çözmeye çalışıyorum bir yandan. Tabii ki. Şu anda geliyor mu sesim acaba? Evet, sesiniz geliyor. Tamam. Şimdi daha iyi oldu. Öncelikle başta tabii bugünün sahibi diyelim. Gençler bu noktada ayrıcalıklılar. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı gönülden kutluyoruz. Bu böyle korona günlerinde, karanlık günlerde coşkuluyuz az evvel de. Büyükşehir Belediye'mizin kutlama aracı geçti. İzmir Marşı'yla bir kez daha hatırladık. Bayraklarımızı astık. Buna ihtiyacımız var. Güzel de bir zamana denk geldi. Bu manada gençlerimizin de bu ayrıcalığı yaşadığını ve daha da yaşaması gerektiğini düşünüyoruz. Sizin de ifade ettiğiniz gibi kıymetli hocam, 19 Mayıs bizler için bir diriliş günü aynı zamanda. Çok zorlu bir sürecin aslında başka bir zorlu sürece evrildiği ama belki de bu evrilme sayesinde de önümüzdeki yüzyıllar boyunca da gurur anacağımız da bir günü bize vermişti. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Bandırma vapuru ve yanındaki heyetiyle Samsun'a çıkmış ve öldü denilen bir milletten, bitti denilen bir milletten bir istiklal mücadelesi talep etmişti. Önce en önemlisi bu. Bunu hayal edebilmek, düşünebilmek bu manada önemli. Bunu belki ileriki kısmında konuşmamızı, sohbetimizin biraz daha açacağız. Fakat isterseniz şunu konuşalım öncelikle. 19 Mayıs neden bu kadar önemli? Milli mücadele ne manaya geliyordu? Çok da böyle sürekli duyduğunuz kavramlardan bahsetmektense ben birazcık daha dün bugün çizgisinde bir süreçten bahsetmek isterim. Aynı zamanda da gençlerin böyle bir günün Atatürk tarafından kendilerine hediye edilmesinin ne kadar önemli olduğunu anlamasına da belki vesile oluruz ki yani bugünün parçalarından bir tanesi de isminden de anlayacağımız Atatürk'ü de anmamız gerekiyor bugün. Atatürk'ü anma günü ki Atatürk'ün işte 23 Nisan gibi, 29 Ekim gibi birçok gün varken Atatürk'ü anma günü olarak bugünün belirlenmesinin de bence Atatürk'ün isminin milli mücadeleyle ya da belki de onu var eden şeyin milli mücadeleyle eşleşmesi gerektiği düşüncesi de burada yatıyordu. Malumunuz dünya iki tane çok büyük kıyamet yaşamıştı siyaseten. Bunlardan biri Birinci Dünya Savaşı, birisi de İkinci Dünya Savaşı'ydı. Birinci Dünya Savaşı'nda 10-12 milyon arası insanın öldüğünü biliyoruz. İkinci Dünya Savaşı'nda 52 milyon insanın öldüğünü biliyoruz. Ya bunlar büyük rakamlar ve özellikle Birinci Dünya Savaşı'nın yarattığı tesir İkinci Dünya Savaşı'na da bu manada beraberinde getirecek ve dünya sanki hiç bitmeyecek bir savaş sürecinde yaşayacaktı. Aslında burada Atatürk'ü bir kez daha yurtta sulh, cihanda sulh sözünün ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlıyoruz. Zira hiçbir savaş barış getirmiyor. Bunu bir kere bilmemiz gerekiyor. Bir barış bahanesiyle yapılmış hiçbir savaşta bu noktada barışı getirmemiş. Hep bir başka savaşı da öyle ya da böyle tetiklemişti.
Atatürk malumunuz Samsun'a çıktığında 38 yaşındaydı. Yani aslında büyük bir yaş gibi dursa da mesela şu anda konuşan benden 2 yaş küçüktü. Dolayısıyla o da gençti. Kendi şartlarında ki bir asker için 38 gibi bir yaş aslında büyük bir yaştır. Özellikle de Atatürk gibi işte hareket ordusuyla İstanbul'a gelip Çanakkale gibi büyük bir süreç yaşayıp akabinde doğuda Ruslara karşı çok ciddi mücadeleler özellikle Muş'ta, Bitlis'te yaşayıp ve en sonunda da Mondros sonrası dönemdeki işgalleri ilk darbesinin vurulduğu İskenderun bölgesinde Yıldırım Orduları kumandanlığı yaptığı süreçler göz önüne alındığında çok kısa bir ömre aslına bakarsanız çok fazla şeyi sığdırmış bir liderden bahsediyoruz. Ama şunu bir kere konuşmamız gerekiyor. İstiklal Mücadelesi, Kurtuluş Savaşı, bazıları bunu Anadolu Savaşı da diyorlar. Birçok isim veriliyor aslında bakılırsak ama bunu mekanla ve zamanla birleştirirsek Anadolu'da gerçekleşmiş ve büyük ihtimalle insanlık tarihinin bir daha göremeyeceği kadar çok önemli. Olmayan bir insan gücünden, olmayan bir silah gücünden, olmayan bir teknik donanımdan muazzam bir zaferin çıktığı ve üzerinde sadece askeri değil, sosyolojik, psikolojik birçok manada konuşmalar, analizler yapılması gereken bir süreçten bahsediyoruz. Ben bu bağı Çanakkale ile eşleştirerek konuşmayı çok daha doğru buluyorum. İyi anlayabilmemiz adına. Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'nın 2 tane çok önemli noktasında çok ağır darbeler yemişti. Bunlardan birisi Doğu bölgesi, Doğu'da Sarıkamış'ta yaşananlar ve Batı'da da Çanakkale'de yaşananlar ki Çanakkale sadece bir savaş cephesi değil. Bunu bir kere anlayalım ki bunun sembollerinden de çok kısa bahsetmek isterim. Yani milli mücadele sadece Anadolu'yu işgal etmiş İtalyanlar ya da işte efendim İngilizler ya da Yunanlara karşı verilmiş bir savaş değildir. Milli mücadele aslında dünyanın doğusuyla batısının birbirlerine karşı verdikleri birkaç binlik bir savaşın belki de en önemli mihenk taşı noktalarındandır. Bunu şöyle eşleştirebiliriz. Biliyorsunuz tarih dünyada doğuyla batının ilk defa savaştığı yer olarak Truva'yı belirler. Truva Savaşı'ndan bahseder. Çanakkale bölgesi. Ve bu savaşı Batı kazanmıştı Yunan şehir devletleri. Fatih İstanbul'u aldıktan sonra dönemin Bizans tarihçilerinden Kritobulos'la yaptığı bir konuşmada kendisini Çanakkale harabelerine götürmesini talep etmiş ve bu harabelere geldiğinde de şimdi dünyanın doğusu Batı'dan intikamını aldı demiştir ya da Kritobulos en azından bunu rivayet eder. Ve hatırlayanlar biraz Truva ile alakalı bilgi sahibi olanlar, merakı olanlar, bu konuya heveskar olanlar Truva Savaşı'nda çok önemli bir den vurarak Çanakkale'de bir eşleşme yapacaklar. Çanakkale her şeyden önce dünya tarihinde belki o güne kadar görülememiş kadar büyük bir donanmanın hem denizden ve akabinde de karadan bir devleti yok etme çabası olduğunu biliyoruz ve bu donanmanın gemilerinin isimleri çok özenle seçilmişti ki en önemli geminin ismi de Agamemnon'du. Agamemnon da işte o Yunan şehir devletlerini gemilerini donanmasını Truva'ya getiren büyük kumandanın adıydı. Yani tarih bir hafızadır ve bu hafızayı unutmak aslında varlığınızla çelişmek manasına gelir. 19 Mayıs sadece bir tarih değildir bu manada. Aslına bakılırsa medeniyetlerin, coğrafyaların birbirleriyle yaptığı mücadelelerde ama kesinlikle dikkat edilmesi gereken, yani bir kin ve hamasete dönüşmeyen ama tarih bilinciyle dün ve bugün çizgisinde asla unutulmaması gereken bir hafızanın kaynağıdır. Bu manada tarih sizin varlığınızı ortaya koyan en önemli değerdir. Evet, yani bunu bir ders olarak belki düşünebiliriz. Artık tırnak içerisinde bazıları için klişeleşmiş bir şey gibi görebiliriz. Ama 19 Mayıslar, 23 Nisanlar, 29 Ekimler bizim tarihimizde asla unutmamamız gereken çok önemli dönüm noktalarını tekrar bize hatırlatan tarihi dönemeçlerden bazılarıdır. Şimdi Çanakkale'de bunu yaşadıktan çok kısa bir süre sonra, yani Atatürk Çanakkale'de de savaştıktan kısa bir süre sonra doğuya gidecek ve doğuya gittikten sonra işte 2-3 yıllık ağır bir eğitim, işte ağır bir savaş sürecinden sonra da malumunuz 1. Dünya Savaşı aslında bir ateşkes anlaşması olması gerekirken adeta bir paylaşım anlaşmasına dönen bizim için en azından
Mondros Ateşkesi'yle 30 Ekim 1918'de bitecekti. Şimdi aslında bu noktayı çok iyi görmek lazım. Samsun'a çıkışı doğru anlayabilmemiz açısından söylüyoruz. Şimdi bazıları şöyle bir değerlendirme yapabilirler. Çanakkale'de bunca şehit ve mücadele varken işte 30 Ekim'de bu savaşı kaybettiğimiz adeta belgelenmiş gibi bir algı belki oluşabiliyor. Ama tarih böyle işlemez. Bir milletin tarih inşasında kazanımlar ve zaferler kadar kayıplar da önemlidir. İnsan hayatı da böyledir. Yani tarih çizgisel işlemez. Ara ara düşer, ara ara çıkar ve bu milletin tarihini inşa eder. 30 Ekim'de Mondros Ateşkesi imzalandı da hakikaten muhtemelen anlaşmayı imzalatan galip devletler içinde, mağlup devletler içinde Osmanlı Devleti diye bir devlet kalmamıştı ki zaten uzunca bir süredir devam eden bir paylaşım hikayesinin aslında sonucudur bu. Çünkü biz şunu çok iyi biliyoruz. Bir ateşkes anlaşması olmasına rağmen genç arkadaşlarımız burada, ben şimdi kimse kızmasın, gençlere hitap etmeyi arzu ediyorum. Bu program onların. Genç arkadaşlarımız Mondros Ateşkesi'nin bazı maddeleri bir ateşkes anlaşması gibi değil, adeta bir paylaşım anlaşması olduğunu görecekler ki bu uluslararası hukuka da aykırı bir şeydi. Ama işte bunun kendi içerisinde buna kadar uzun süredir planlandığını gösteren önemli bir veri bu bizim için. Çünkü biz çok değil, bundan 2 sene sonra, işte iki seneyi biraz aşkın bir süre sonra imzalanan Sevr Anlaşması'nın 433 maddeden müteşekkil bir anlaşma olduğunu düşününce Anadolu gibi bir coğrafyanın lime lime edildiğini göreceğiz ki bu anlaşmalar böyle bir haftada falan belirlenemezler. Çok uzun planların yapıldığını görüyoruz. Ki 19. yüzyılın sonlarına doğru Rusçalı 2. Nikola'nın Osmanlı'yı hasta adam olarak tanımladığı günlerden itibaren belki de bu planların hepsi yapılıyordu. Yani aslında Mustafa Kemal 19 Mayıs'ta Samsun'a giderken bunların hepsine vakıftı çünkü çok da iyi bir eğitim almıştı. Ve oraya giderken bir hayalperest ya da bir heveskar olarak gitmemişti. Tüm bunları biliyordu ama bu 100 yıllık paylaşım planlarının yanında Türk tarihinin belki 5000 yıllık mazisini de çok iyi biliyordu. Yani nelerin o güne taşındığını, Türkiye'nin Anadolu'daki varlığının ne manaya geldiğini ve az evvel bahsettiğim o medeniyetler arası çatışmada Batı'yla Doğu arasındaki bu çekişmenin ne manaya geldiğini çok iyi biliyordu ki çok da erken bir zamanda da buna karar verdiğine dair elimizde veriler var. Yani 19 Mayıs Atatürk Samsun'a çıkıp hiç planlamadığı bir mücadele başlatmadan önce bunu söyleyelim. Yani 30 Ekim'de Mondros imzalandıktan bir gün sonra Mondros ateşkesinden haberdar olmuşlardı. Ahmet İzzet Paşa hükümetinin telgrafıyla. Ve o gün Limam Hasan Ders Paşa'dan Adana'da ordu devir teslim yapılırken Sanders Paşa'nın umutsuzluğuna, yani bizim için her şey bitti sözüne, belki birçok devlet için bitti ama bizim için bir istiklal mücadelesi başlıyor sözü. Aslında yani bundan çok önce kafasına bazı şeyleri koyduğunu bize anlatıyor. Zaten hani bence milli mücadele bizim için en azından şu noktada bir övünç kaynağı olmalıdır. Neden özel bir milletiz biz? Neden özel bir devletimiz var? Neden bununla bu kadar gururluyuz? Bazıları bunu çok anlayamıyorlar. Şöyle anlatmak lazım. Birinci Dünya Savaşı bittikten sonra mağlup olan bütün devletlerle ateşkes anlaşmaları imzalandı. Ve bir kader çizgisi sunuldu bunlara işte. Ya da barış anlaşmaları imzalandı. İşte Bulgaristan'da Nöye Anlaşması'nı imzaladık. İşte Avusturya ile Trianon imzalandı filan. Kendi aralarında imzalananlar var. İşte Rabat-Bonn Anlaşması gibi, Versay Anlaşması gibi. İşte bizim önümüze konulan da Mondros ve işte Sevr Anlaşması. Tarihe biraz dikkatle bakan birçok kişi bilir ki Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra kendilerine kazanan devletler tarafından çizilen bu kader çizgisini itiraz eden, bunu kabul etmeyen ve gerekirse ölmeye göze alarak bunun karşısında durup yeni bir savaşa başlayan herhalde o dönemki tek millet, Tek 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 de devlet biziz. biziz. İşte bu tek başına önemli bir gurur kaynağıdır. Yani 19 Mayıs'ı düşünürken bunu çok iyi hatırlamak gerekir. Yani bu aslına bakarsanız bir üzerine abartılar eklenmiş tarihsel ideolojilerle beslenmiş bir alan değil. Çünkü hep söylüyoruz, yakın tarihimiz öyle düşünüldüğü kadar karanlık, gizemleri olan, mistizmi olan bir şey değil. Osmanlı arşivleri işte orada, bunların tamamı anlattıklarımızın birçok ayrıntısıyla, şimdi burada bir tarih dersi yapmayacağım
yapmıyoruz. Burada sizlerle bir sohbette bulunuyoruz ve bugünü anlamaya gayret ediyoruz. O döneme baktığınız zaman sadece bu kader çizgisine bile razı gelememe hali bence tek başına 19 Mayıs'ı bizim için çok önemli bir gün haline getirir. Bu coşkuyu hatta ya acaba hakkıyla anamıyor muyuz gibi bir düşünceye bile gidebilir. Evet. Gençler birazcık bunun farkında olsun. Ben böyle konuşursam sonuna kadar konuşuyorum. Hocam buyurun lütfen sizin ekleyecekleriniz varsa onları da alalım yani. Güzel konuşuyorsunuz hocam. Bu 38 yaş deyince Suna Yakın'ın sevdiğim bir böyle bir yazısı var. Orada diyor ki Buyurun. 38 yaşındaydı Mustafa Kemal Paşa. Kurtuluş için her şeyden önce İstanbul surlarının dışına çıkmak gerektiğini öngörmüştü. Doğru. Bağımsızlık, kurtuluş aşkına, ana evinden Anadolu yaylasına uğurlanıyordu diyor. Yani gerçekten 38 yaş bir asker için belki ileri bir yaş olabilir ama normalde çok da büyük bir yaş değil. Değil. Hani vatanın kurtuluşu için yola çıkmanız adına o cesareti, o kararlılığı gösterebilmeniz adına çok büyük bir yaş değil. Mustafa Kemal'de duyduğumuz hani saygı duyduğumuz çok fazla özellik var. Özellikle sizce hangi kişisel özellikleri Mustafa Kemal'i hani o yola çıkarken hiç pes ettirmedi, yıldırmadı. Belki gençler de diyecekler ki ben de bu duygulara sahip olmalıyım. Ki öyleler bence. Şimdi şöyle aslında bakılırsa bence bu noktada birazcık doğru bakamıyor bazı dostlarımız. Ben şöyle bakıyorum. Mustafa Kemal çok iyi eğitim almış bir asker her şeyden önce. Yani onun hemen her konuşmasında ifade ettiği bilim, akıl ve daha birçok şey aslında onu en çok var eden noktalardan bir tanesidir. Yani Mustafa Kemal bir hayalperest değildir. Elbette hayalleri var. Elbette güven diye bir şey var. Ama Mustafa Kemal attığı hiçbir adımı düşünmeden, planlamadan, bilimin değerlerine yaslanmadan, özellikle tarihi verilere atıflar yapmadan yürümedi. Dolayısıyla benim bence gençlerde Atatürk'e dair en görmeleri gereken şeyin bu noktada bilime olan güveninin ve sürekli olarak da bunu besleme çabası olduğunu düşünüyorum. Yani cephede bile elinde kitabı eksik olmayan, ben Anıtkabir'e gittiğimde özellikle o kitaplığı çok böyle tek tek inceliyorum. Yazmaya çok çalışıyorum ve her seferinde kalabalığa denk geliyoruz. Gerçi bunların listeleri de var muhakkak ama orada bunu yapmak hoşuma gidiyor. Yani biraz beni tanıyan burada işte şimdi programa katılan dostlarımız da var. Yani bu okumayla alakalı çok ciddi benim böyle bir hassasiyetim var. Mustafa Kemal çok okuyan bir lider. Bence bu çok önemli bir şey. Yani güvendiği şey rütbesi, güvendiği şey efendim bir takım askeri yetenekleri değil, bilimi bizatihi kendisi. Mesela Mustafa Kemal'in az evvel sizin de naklettiğiniz İstanbul surunun dışına çıkmak gerek, Anadolu'ya gitmek sözü aslında bakılırsa sadece milli mücadele için tek başına söylenen bir şey, bir tarihsel donanımdan da bahsediyor. Bu çok önemli bir nokta. Neden? Mesela örnek verelim. Osmanlı Devleti'nde ne zaman bir taht kavgası çıksa taht namzetlerin önemli bir kısmı Anadolu'ya gidip destek almaya çalıştılar mesela. Yani Anadolu'nun ya kaynağı her zaman çok önemli. Şimdi Mustafa Kemal şu kararı vermişti. Aslında İstanbul surunun dışına çıkmaktan kastımız şu. Osmanlı Devleti'nin bir idarecisi var, idareci grubu var. İstanbul bu noktada payitaht, başkent. Fakat bir milli mücadele başlattığınızda artık eğer buradaki devlet mekanizması özellikle işgal altında olduğunu da göz önüne alırsanız bir fayda getirmeyecektir. Ve Mustafa Kemal burada aslında bilime, tarihsel verilere ki bir bakışla Anadolu insanının yoktan var ettiği birçok mücadeleye vakıftı. Bakın hep kullandığım bir şeydi. Bazı dostlarım diyecek ki hoca bunu çok kullanıyorsun ama José Ortega Gasset'in bir sözü var. İnsanın doğası değil tarihi vardır der. Kesinlikle. Yani aslına bakarsanız bir insanla alakalı ve insanın da toplumu oluşturan en küçük birey olduğunu varsayarsak toplumun ruhunu anlamanızın yolu onun doğasını araştırmaktan daha çok aslında tarihini araştırmakta yatıyor. Ve Mustafa Kemal iyi bir tarihçi aslına bakarsanız. Yani nutuk bu manada çok önemli bir tarih metnidir. Düzeniyle, tekniğiyle de veyahut da planıyla da. Bence yani çok uzatmaya gerek yok. Mustafa Kemal'in birçok özelliğini arkadaşlarımız, dostlarımız öne çıkarabilirler ama bence en önemlisi Mustafa Kemal'in öngörüsünü çok besleyen. Şimdi mesela geçmişte böyle çok tuhaf kitaplar hatırlıyorum ben çok zikredip böyle anmak istemiyorum ama Mustafa Kemal'i mistik bir boyuta taşıyıp
Bu manada onun öngörülerini çok böyle ulvileştirmektense onun bu öngörüyü kazanabilecek donanımı nasıl sağladığını çözmemiz lazım. Ve bunu size sağlayacak tek bir şey var, bilgi. Bilimin ışığıdır. Ve Mustafa Kemal bundan çok istifade etti. Anadolu'yu çok iyi tanıyordu bir kere. Anadolu'dan gelen askeri istatistikleri çok iyi biliyordu. Elinde ne olduğunu çok iyi biliyordu. Yani Mustafa Kemal bir kumar oynamadı. Öncelikle bunu herkes bilsin. Anadolu'da erkek nüfusunun Çanakkale sonrasında çocuk, kadın nüfusunun altına düştüğünü çok iyi biliyordu. Birçok köyde neredeyse hiç erkek kalmadığını çok iyi biliyordu. Yani Mustafa Kemal ya ben gideyim de dur bakalım kervan yolda düzülür diye gitmedi. Elinde verileriyle ki mesela birçoklarımız bilir Mustafa Kemal'in 16 Mayıs'ta Samsun yolculuğuna çıkmadan evvel İstanbul'da kaldığı süreçte sonradan kurmayı olacak, dostu olacak, milli mücadele çok önemli liderleriyle uzun uzun savaş stratejileri alakalı görüşmeler yaptığını Şişli'deki evde kaynaklarımız, kayıtlarımız bize söylüyor. Dolayısıyla bence gençler bu noktaya çok odaklansınlar ve çok okusunlar bunu kazanabilmek için yani. Özellikle nutuk, değil mi? Nutuk. Yani çocuklar için nutuktan başlayıp her aşamada okumamız gereken Atatürk'ü ya da yaptıklarını anlamak adına başucu kitabımız nutuk. Pek çok genel müdürümüz de yazdı, pek çok öğrencimiz, arkadaşımız da yazdı. Nutuk gerçekten öğrenciler için önemli bir kaynak. Onun haricinde tabii ki pek çok kaynağımız var. Peki gençler tarih bilimine tabii genç yaşlarda çok ilgi duymayabiliyorlar. Biraz daha sanki yaş ilerledikçe bir tarihe merak artıyor, bilmiyorum. Ne düşünüyorsunuz bizim gençlerimizin tarih eğitimi hakkında, tarih bilinci hakkında, neler yapılabileceği hakkında? Şimdi şöyle birçok kişi mesela tarihle ilişkimiz çoğu zaman ilk gençlik yılları için söyleyelim yani hep sorunlu olmuş aslında birçokları açısından bakarsanız. Çünkü bizim eğitim sistemimizde hakikaten çok fazla veri yığmak gibi bir alışkanlık var. Gençler üzerine söylüyorum. Ben şimdi gençlerden yana bir tavır takınayım burada bir ebeveyn olarak ben de. Çok fazla bir veri şeyi var ve tarihimiz de bizim öyle bir tarih ki örnek veriyorum Amerika'da bir Amerikalıya anlattığınız tarih ortalama 200-250 yıllık bir tarih oluyorken işte biz Evet. 5000 yıllık bir tarih anlatmaya çalışıyoruz. Çok. Ve istiyoruz ki böyle her şeyi bilsin, her şeyi de öğrensin. Tabii bu tarihi yani iki türlü bakmamız lazım. Bir bilgi, malumat olarak tarih, bir de eğitim olarak da tarihe bakmamız lazım. Ve şunu ben kabul ediyorum. Tarih eğitimimiz metodik olarak sorunlar içeriyor. Hem ilk orta lise düzeyinde hem lisans düzeyinde hem de lisans üstü düzeyde ve bununla alakalı zaten eğitim bilimci hocalarımız ciddi çalışmalar yapıyorlar. Sürekli bir yenilenme çabası içerisindeyiz ama elde çok fazla veri var. Fakat son zamanlarda bence özellikle ben 1960-70'lerden sonra bu tarihi roman meselesiyle alakalı çalışmalarla Türkiye'de bir tarih bilinci ya da tarihe olan eğilimin nispeten düzeltilebileceğini görmeye başlamıştım. İşte bu Kemal Tahir belki o belge tarihçiliği biraz serttir belki ama burada şöyle bir çözüme ihtiyacımız var. Gençler okumayla alakalı ilişkilerini düzene koymaya başladıkça sanki tarihe olan bakış açıları birazcık daha yumuşamaya başladılar. Şu ayrıma gidersek nispeten kolay olacak. Şimdi öğrenmemiz gereken bir tarih var ve vazife olan hiçbir şey bize teknik olarak keyif vermiyor aslında bakarsanız. Yani ödemesi, sen ben şimdi burada tamamen bir abileri olarak konuşmaya gayret ediyorum. Sizinle de dert düşüyoruz. Hiçbirimiz ontolojik olarak vazife olan bir şeyden çok net keyif alamıyoruz. Bu yüzden hayatta başımıza gelebilecek en büyük şans aslında mesleğimizin çok da sevdiğimiz bir hobimiz olması gerçeği. Yani buna denk gelebilirsiniz. Çok yaşanıyor. Mesela ben tarihi çok seven bir adamım. Tarih anlamayı çok seven, tarih okumayı çok seven bir adamım olduğu için bu bende bir hobi var. Yine tarihi beni sıkmıyor yani. Fakat gençlerimizden belki bunu beklemek bu noktada zor. Arayı nasıl kapatabiliriz? Çok ilgiler. Yani bir neslin ben bu noktada benim kendi dönemimle kıyaslarsak hakikaten bence öğretmenlerin de işi çok zorlaşmaya başladı. Bunu da kabul edelim. Yani öyle sorularla, öyle arayışlarla, öyle beklentilerle karşılaşıyoruz ki ben bazen hakikaten kendi yeterliliğimle sorular hale geliyorum. Belki bu manada bizim bu yeni kuşak diyelim, yeni nesil, yeni iletişim şartlarında yeni bir tarih anlatısına geçişi sağlayabilmemiz gerekiyor ki bunun bence en güzel yolu daha okunabilir ama tarihi kurumsal bir hale getirip manipüle etmeden yeni metinler oluşturmamız lazım. Ama öte taraftan da işte şu anda istediğimiz kadar
tartışalım ama işte mevcut sınav düzeni ve eğitim sisteminde olması gerekeni de çok ihmal etmememiz gerekiyor. Yani gençler belki bunu biraz kabul edip bununla mücadele ediyorken bizlere düşen vazife de onları tarihle daha yaklaştıracak metinler oluşturabilmek ya da aktiviteler oluşturabilmenin yolunu bulmamız gerekiyor. Bu aşılamayacak bir sorun değil çünkü şunu da kabul edelim. Biz tarihiyiz yani. Tarih bizim için çok önemli. Her şeyimiz var. Şimdi ben Ankara'da yaşıyorum. İstanbul'a gidin diyelim. İki adımda bir. Ya tarihten kaçabilecek şey için. Şunu unutmasın gençler. Bence çok önemli bir nokta. Tarihlere mesafenizi eğer açmaya başlarsanız, tarihten yaklaşmaya başlarsanız, tarihin sizi sürünün etmek gibi bir alışkanlığı vardır. Ve tarihten sürünün edilmek bu noktada başımıza gelebilecek bir şeylerden birçok iktisadi parametre, sosyolojik parametre, birçok şey arıza zaman içerisinde bilim dışında da giderilebilir ama tarihten sürünün edilmiş bir toplumun bu manada tekrar tarihi sürecin içerisinde anlamamız mümkün değil. Biz çok şanslıyız. Yani biz hem tarihimiz açısından, tarih kişiliklerimiz açısından her açısından çok şanslıyız. Yani bunu bir kere göz önüne alalım ve bu şansı değerlendirecek ve bence gençleri dinleyerek, onların talebine bir göz önüne alarak çözümler üretmeliyiz. Ben çok umutluyum, her zaman da umutlu olacağım, bana çok kızar veya olacağım gençlerden. Hani oluyor ya, büyükler bize çok değer babalar ya, sizin de hiçbir şey olmaz buralar mesela. Ben bu gençlerden çok şey olacağım, çünkü neden tekrar söylüyorum. Ben insanın doğasına değil, tarihe de bakıyorum. İnsan bizim tarihimiz, yok mesela. Çok acayip şeyler çıkaracağını söylüyor. Çok köklü bir tarihimiz var. Öğrenciler de şimdi görüyoruz tabii bunların içerisinde. Öğrenciler çok ilgi seviyor. Yani onu sadece bir evden ilgi seviyor bir şey istiyor. İster zaman hikayelerde, olaylarda desteklemek daha iyi bir şekilde getirebiliyor. Mesela bu sebeple sadece şunu sorayım. Mustafa Kemal Kansuma adım attı. Mustafa Kemal geldi. Milli mücadeleyi başlattı. Çocuk halkı sorumsuz olarak davranan pek çoğunluğu Mustafa Kemal'e destek verdi. Hatta öyle bir noktaya geldi ki çok sevdiği, hani belki annesine de rağmen o gizli sınavlarla aktör olduğunu biliyoruz. Mesela sevdiğini biliyoruz. Ama vatan için, millet için çok sevdiği askerlik mesleğinden istifa etmeyi bile göz aldı. Ama askerlik mesleğinden istifa da etse asla Türk halkının Mustafa Kemal'e olan desteği azalmadı. Kendisine her daim bir destek gerçekten oldu. Bu neye bağlanabilir? Tabii burada Çanakkale'deki Anafartalar kahramanı olmuş olmasının inanılmaz bir önemi var. Bunu biliyoruz. Ama Anadolu halkının az önce de dediniz yani desteği çok önemliydi. Neden bu kadar Anadolu halkı destek vermiş olabilir? Hani böyle hikayeler, böyle olaylar... Yani şimdi şöyle aslında bunu ben tabii birçok şey anlatılabilir, birçok şey konuşulabilir bu manada ama bence en temel özellik şu, Atatürk Anadolu'yu çok sevdi yani. Atatürk Anadolu'nun gerçeklerini çok iyi biliyordu. Atatürk Anadolu köylüsünün ne demek olduğunu çok iyi biliyordu. Örnek veriyorum, Mustafa Kemal'in milli mücadele sırasında ya da başka bir dönemde hali hazırda devam eden devlet mefhumuna özellikle, yani Osmanlı Devleti'ne aleyhine ya da çıkıp gidip bu değerlerle o yani bakın şunu değiştirmek çok zordur. Bence Mustafa Kemal'in milli mücadelede silahla yaptığından daha zor yaptığı şey bir halkı içinde bulundukları bu yokluk halinde iken koskoca Osmanlı Devleti'nin başaramadığı tırnak içerisinde bir kazanımı, bir galibiyeti kazanabileceklerine inandırmak. Şimdi bakın bunu inanabilmeniz için önce sizin inanmanız lazım. Bu çok önemli bir şeydir. Şimdi mesela modern zamanlarda çok fazla yeni motivasyon unsurları gelişti. Terapistlerimiz var, terapiler var, işte yaşam koçlarımız var ve herkes aslında şunu istiyor. Ciddi bir umutsuzluğa düşüyoruz ve bu umutsuzlukta birilerinin aslında bunun geçeceğini bize inandırmasını istiyoruz. Fakat çok genel geçer sözlerle ya da işte efendim sizi anladığını düşünmediğiniz bir takım kalıplarla bunu yaptığınız zaman insanların samimiyetine çok inanamadığınız için ya bunları çok duyduk demeye başlıyorsunuz. Fakat Mustafa Kemal bir Rumelilidir, Rumeli'de doğmuş falan ama Osmanlı coğrafyasında var. Ve Mustafa Kemal doğduğu sırada Rumeli dediğiniz bölge bir ateş çemberiydi. Yani Anadolu'da milli mücadele verilmeden Balkanlar'da bir milli mücadele veriliyordu o sırada yani. Yani o işte Türklüğün
başa bela olduğu tırnak içerisinde bir coğrafyada işte onun çocukluğuyla alakalı hikayeleri hatırlayınız yani. Çok hırpalanıyordu. Şimdi Anadolu'ya geldiğinde bir kere Mustafa Kemal Anadolu'yu çok sevdi. Bir, Anadolu'ya çok güvendi. Dedi ki asker önemli olabilir belki ama askerden çok daha fazla Anadolu insanın genetiğine çok güvendi. Özgürlüğünden taviz vermeyeceğini çok inandı. Yani mesela sizin bir Anadolu insanına, halkına, askerine ya istiklal ya ölüm diyebilmeniz için çok fazla şeyi bilmeniz ve içselleştirmeniz gerekiyor. Bu çok önemli bir şeydir. Elinde baltayla, kürekle, efendim işte nacakla düşmana karşı durmaya birilerini ikna etmek kolay değil ki şunu da unutmasın kimse. Milli mücadele başladığında elimizde düzenli ordu dediğiniz tek ordu Doğu Ordusu. Evet. Yani Kazım Karabekir Paşa belki Erzurum Kongresi'nde gelip İstanbul Hükümeti'nin istediği gibi Mustafa Kemal'i derdest etmiş olsa milli mücadele diye bir şey başlamayacaktı bile askeri boyutu yani. Evet. Ama öte yandan da işte Doğu'da, Antep'te, Urfa'da tamamen şehir kendi imkanlarıyla buna karşı durmuştu. Ve karşısındaki düşmanlar sadece İtilaf Güçleri askerleri değil, bir de bölgedeki Ermeni nüfus da vardı yani. Oradaki isyancılar vardı diyelim. Ve buna rağmen iki şehir tamamen Kuvayi Milliye gücüyle kendini kurtarabiliyordu. Şimdi bunların hepsi bir araya geldiği zaman bizim bugün çok konuştuğumuz bu Anadolu gücü, hani insanlar bence bu korona günlerinde de buna çok güvenmeliler. Evet, çok kızıyoruz birbirimize. Çünkü düzene girmekle alakalı sorunlarımız var. Yani özgürlüğümüz kısıtlandı şu anda. Evlerdeyiz. Yani kendi babamla da aynı sorunları yaşıyorum. Çünkü fıtraten buna çok uygun değiliz. Birinin bizi bir yere kapatmasından rahatsız oluyoruz yani. Mesela belki Batı'da bu işler bu kadar zor değil. Oturma evinde diyorsanız oturabiliyor. Ama bizim insanımız böyle değil. Mustafa Kemal'in bence en temel noktası buydu. Bir, Anadolu'yu çok seviyordu. Anadolu'yu çok iyi biliyordu. Zaten buralarda gezmişti yani. Coğrafyayı biliyordu. İki, Anadolu insanı çok güven. Ama güvendiği şey, tekrar söylemiştim, savaş maharetinden falan bahsetmiyorum ben. Gösterici dirayeti biliyoruz. Sonuna kadar bu mücadeleyi vereceğine olan inancından biliyoruz yani. Ve bu inancı da sonuna kadar, bakın bir güzergah izliyor Mustafa Kemal. Ve bence en önemli başarı da şu: birçok bölgede Mustafa Kemal'siz kongreler düzenledi. Yani aslında son noktada şunu söylemek lazım. Mustafa Kemal Anadolu'ya geldiğinde artık Mustafa Kemal ve Anadolu yoktu yani. Bir Anadolu vardı ve Anadolu'nun her yerinde de Mustafa Kemal'le başlayan bir istiklal ruhu vardı. Bizde belki şu büyük handikap olabilirdi. Mustafa Kemal'in olmadığı yerde bir eğer böyle bir hareket olmasaydı, bir istiklal hareketliliği olmasaydı, o zaman şunu diyebilirdik: tamamen lidere odaklı belki bir şey var. Ama Mustafa Kemal'in bir çarağı yaktığı, bir Anadolu'da istiklal ateşi yaktığını da açıkça görüyoruz. Ve Anadolu insanı az çok tanıyoruz. Hepimiz Anadolu'nun bir yerlerindeniz yani. Anadolu insanı öyle güvenmediğine, itimat etmediğine, sevmediğine kolay kolay peşinden gitmez. Sözünün arkasında da durmaz yani. Öyle ikna etmek öyle çok kolay da değildir. Mustafa Kemal'in bu etkisini de bence Anadolu'da görmek, anlamak gerekiyor yani. Evet. Milli mücadele 19 Mayıs'ta başladı. Sonra tamamlanacak ileriki yıllarda. Ve kazanılan bir bağımsızlığın ardından, kurtarılan bir ülkenin ardından Mustafa Kemal aslında sizin de dediğiniz gibi her önemli tarihi birilerine hani armağan edecek. 23 Nisan'ı çocuklara, evet. 19 Mayıs'ı gençlere. Neden gençlere armağan etti? Beklentileri nelerdi? Gençlerimiz onun beklentilerini karşılama yolunda ne gibi adımlar atmalılar, neler yapmalılar? Şimdi bence en önemli kısım burası. Ben bunu mesela çok gençlerin sormasını beklerim. Bu soruyu işte ara ara böyle bir yerlere gittiğimiz zaman, işte korona günleri öncesinde her sene bir programa davet edildiğimizde özellikle ilkokullarda bu soruyu soruyorlar. Lisede falan biraz sorulmamaya başladı da işte ilkokuldaki bir çocuğumuz elini kaldırıyor, diyor ki mesela Atatürk neden 19 Mayıs'ı gençlere hediye etmiş öğretmenim diyor. Şimdi biraz da kıskanıyorlar gibi geliyor bana. 19 Mayıs daha böyle, çünkü stadyumlarda falan kutlanıyor. 23 Nisan daha okullarda oluyor. Bunlar sevimli bir, acımasız bir nesil çünkü bu çocuklar. Allah eksikliklerini göstermesin. Şimdi Atatürk'ün 19 Mayıs'ı gençlere, 23 Nisan'ı çocuklara hediye etmesinde bir
bilişsel gelişim çağı sınırlaması falan yok. Bir yanlış anlama var. Yani sen Atatürk belirli bir yaş grubuna işte bir bayram, belirli bir yaş grubuna bir bayram falan hediye etmemiş aslında. Atatürk bu kadar basit bakan bir lider değil. Atatürk bir aslında zihinsel anlayış vurgusu yapıyor. Atatürk 19 Mayıs'ı genç zihinlere hediye etti. Atatürk 19 Mayıs'ı zihni hep genç kalanlara, yenilenenlere hediye etti. Bakınız kendisinden yapılan bir iktibasla alıntıyla bunu anlatırsak şöyle diyordu, tanımını kendi yapıyordu yani. Genç fikirli demek doğruyu gören ve anlayan gerçek fikirli demektir. Yani Atatürk'ün genç tanımı aslında bu. Doğruyu gören, aslında biz bu doğru yerine hakikat kavramını da koyabiliriz. Ve anlayan, idrak eden gerçek fikirli demektir. Yani aslına bakarsanız 80 yaşında da olsanız doğru olan bir şeyi görüp bunu idrak edebiliyorsanız 19 Mayıs'ta bayrağınızı alın, stadyuma gidin yani. Bu bayram sizin bayramınızdır. Atatürk'ün gençliğe hitabesinde de söylediği şey kabaca buydu. Bakın 19 Mayıs 1919 yeni bir devletin doğduğu gündür. Genç bir devletin başıdır, bir doğuş anıdır. Atatürk de kendini yeni bir fikirle ortaya atar. Milli mücadele başlamadan evvel Mondros Ateşkesi imzalandığında işgal başlamış, Osmanlı bitti. Böyle bakılıyor işte. Anders Paşa da en önemli paşalarından bunu aynen söylemiş zaten. Bitmiş. Yani bir özgürlük fikrinden bahsetmek yok. İstanbul'da, merkezde böyle bir şey konuşulmuyor yani. Fakat Atatürk İskenderun'dan işte gelip Boğaz'dan karşıya geçtiğinde de geldiği gibi giderler, geldikleri gibi giderler demişti hatırlarsanız. Şişli'de bulunduğu sırada kurmaylarıyla, dostlarıyla diyelim, o zaman bir kurmaylık yok. Onlara da muhtemelen milli mücadele planlarından bahsedilmişti. Fakat 19 Mayıs çıkıldığında açık Anadolu için yeni bir kavram vardı. Özgürlük, bağımsızlık, istiklal. Bakın egemenlik yok da. Egemenlik ne zaman olacak? İşte ulusal egemenlik ve çocuk bayramı. Daha o egemenliğinize konuşmaya bir sene plan var yani, öyle söyleyelim. Önce neye ihtiyacımız var? İstiklal. Şunu unutmasın gençler. İstiklalin olmadığı yerde ne egemenlikten bahsedebilirsiniz, ne de asgari insani bir yaşamdan bahsedebilirsiniz. Türk tarihi ya da Anadolu insanının ruhundaki en önemli şey buydu. İstiklalsiz bir varoluş mümkün değil. Önce istiklal kazanılacak. Bunu birçok devlet teorisi üzerinden de anlatabiliriz. Dolayısıyla Mustafa Kemal şunu da belki vurgulamış oldu. Bizim kendimizi en özgür hissettiğimiz yaş grubumuz hep bu gençlik zamanları. Şimdilerde bu ergenlik falan deyip böyle biraz kızıyor büyükler. Biz de kızıyoruz yani yeğenlerimize falan da. Ama gençlik, özgürlük hissinin insan zihninde en güçlü olduğu alan. Belki bunu bize ebeveynler şu hayat denen yorucu düzende birazcık daha yönlendirebilmeyi başarabilsek gençlerimizin bu enerjisi bize çok şey kazandır ki bence kazandırıyor da şu anda. Benim en büyük umudum bu, ne zaman bu ülke böyle bir karanlık hava olsa, hava böyle biraz kapansa, zihinlerimiz, ruhumuz böyle bir darlansa, gençlerimiz bizi hep bu karanlıktan bir umutla çıkartmayı başarıyorlar. Bazen işte bir küçücük bir hareketle başarıyorlar. Bazen bir bilimsel başarıyla başarıyorlar. Ya da sokakta çok basit. Ben hep söylüyorum yani bu ülkenin kahramanı olmanız için çok büyük işler yapmanıza gerek yok. Yerde bulduğunuz bir çöpü, 100 metre taşıyıp bir çöpün içine atmak büyük bir kahramanlıktır. Ve Atatürk bence işte bu enerjiyi kullanmak adına, 19 Mayıs böyle bir enerji, yeni bir devletin doğuşunu, genç bir yapının doğuşunu, köhneleşmiş, bitmiş denilen bir yapının o genç enerjisiyle ortaya çıkışını anlatmak adına bence 19 Mayıs'ı gençler kutlasın demişti. Fakat tekrar söylüyoruz, onun genci doğruyu görebilen ve bu doğruyu anlayıp bununla da amel edebilen, hareket edebilen kişidir. Yoksa böyle kendimizi artık biz de yavaş yavaş 40'ı geçtik. Ama bizim bayramımız yok mu doğru gidiyoruz yani. Hayır. Kendimizi genç hissediyoruz. Yani o yüzden ben de kendimi bu noktada bu şeyin içine katıyorum. Hatta böyle ucundan 23 Nisan'ı da falan böyle çok coşkuyla da kutluyorum. Kimse kusura bakmasın ya. Elimizde bayramı dans ediyoruz. O ruhu kaybetmiyoruz çünkü. Eyvallah. Aynen öyle. O yüzden lütfen genç fikirli kalalım. Değişime direnmeyelim. Bilimin size kattıklarından korkmayalım, çekinmeyelim. Sormaktan asla ve asla usanmayalım. En önemlisi bu bence. Biz çok kızıyoruz yine büyükler ama böyle soru soru. İyi soru soran
genç, iyi soru soran çocuk bu ülkenin umududur. Soru sormamaya başladıysanız bir problem var. Tedavi edilmesi gereken en temel problemimiz bu. Soru sorma alışkanlığımızı kaybetmek. Mustafa Kemal de çok soru soruyor. Çok tanım yapıyor bakın. Bu çok önemli bir şeydir yani. Tüm metinlerine bakın. Soru sorar tanımlar, soru sorar tanımlar, soru sorar tanımlar. Hatta işte çocukluk ve eğitim hayatında anlatılan birçok hikayede de soru sorduğu için neredeyse tepkiler gören bir zeki çocuk böyle oluyor yani. Birazcık bu kabullenmeyiş, konfordan vazgeçmek lazım. İşte bunu başarabilirseniz gençsiniz efendim. Bu bayram sizin bayramınız. Sağ olun hocam. Son olarak böyle bize bir anlatabileceğiniz, anlatmak istediğiniz bir Atatürk hikayesi, bir gençle yaşadığı bir diyalog olabilir. Var mıdır? Yani şimdi şöyle aslında bakmak lazım. Yani ben böyle çok bireysel hikaye, çünkü bu hikayenin önemli bir kısmını teyit etmemiz çok kolay olmuyor açıkçası. Fakat şunu çok iyi biliyoruz. Ben gençlere anlatmak istediğim şey şu. İçinde bulunduğunuz yaş grubunun ya ben şu anda ne yapabilirim sorusunun muhatabı ve karşılığı olmasına çok izin vermeyiz. Mustafa Kemal'le alakalı daha çocukluğunda bile anlatılan, çocukluğuna dair aktarılan diyelim annesi üzerinden, ki hani ben biraz şöyle değerlendiriyorum bunu. Mustafa Kemal zor bir çocukluk geçirmiş. Öyle çok kolay kalmış, çok kolay yetişmiş, çok kolay büyümüş bir çocukluğu yok. Yeri geldiği zaman annesine de karşı durmuş biliyorsunuz. Annesiyle de küçük kaldığı dönemleri de olmuş ve genelde de bu problemleri yaşamasında kendi doğruları çok etkili olmuş. Bence birazcık işin bu tarafına odaklanmak lazım. Çok genç İstanbul'a gelmiş Mustafa Kemal hareket ordusuyla. Yine geldiğinde 1909, çok genç bir yaş yine. Yani 19, 9 koysanız 28 yaş gibi falan düşünelim. Çok genç gelmiş. Buradan şunu anlıyoruz ki aslında hayat bir cüret istiyor. Mustafa Kemal'in gençliğinde yaptıkları cüret istiyor. Hamle istiyor, hareket istiyor. Benim bu yaşımda ne yapabilirim düşüncesi içine düşebileceğiniz en büyük hata oluyor. Bence buna çok odaklanmak lazım. Çünkü 30 yaşına gelmiş bir bireyi var eden şey işte bizim şimdi bu yaşta ne yapabilirim dediğiniz yaştaki süreçlerinizdir. Bence bunu biraz göz önüne almak lazım. Atatürk çok uzun yaşamadı. Yani askerlik yapanlar çok iyi bilirler ki askerlik insanı çok yıpratan bir şeydir. Belki de içinde bulunan şartları göz önüne alırsanız bitmeyen bir süreç. Yani doğduğunuz coğrafya, Balkanlar dediğiniz yer, bir ateş çemberi, bir zorunlu hareket. Hareket ordusuyla İstanbul'a geliyorsunuz. İşte Trablusgarp'ta yaşadıklarınız, Çanakkale'de yaşadıklarınız, Balkan Harbi'nin ağır yıkımı, onun üzerine doğuda Ruslara karşı verdiğiniz mücadeleler. Hiç durmayan bir süreçten bahsediyorsunuz. Ve aslında şöyle gibi geliyor bana. Mustafa Kemal 19 Mayıs'ı gençlere hediye ederken kendi yaşayamadığı bence gençliği de sonraki hayatında, yani milli mücadeleden sonraki dönemde gençlerle de birlikte yaşadı gibi geliyor bana. Çünkü bir gençlik hikayesi anlatamıyoruz Mustafa Kemal'le alakalı. Yani eğitim hayatında da şeyde de böyle bir hikayemiz yok. Fakat o yaşayamadığı gençliği belki 19 Mayıs'larda, ki biliyorsunuz hastalığının çok ileri seviyeye geldiği dönemlerde bile, doktorlar kesinlikle ve kesinlikle katılma, o kalabalığa girme dediği dönemlerde bile gençlerle birlikte olacağı neredeyse tüm milli bayramları sonuna dek katılmayı bilmişti yani. Bu önemlidir ki birçok eğlenceli fotoğrafında da salıncakta sallanan bir Mustafa Kemal görebilirsiniz. Bu bence onu insan yapan en temel şeylerden biri. Ben bunu görmeyi çok seviyorum. Yani ben, asker Mustafa Kemal'i çok seviyoruz. Ama Mustafa Kemal'i o salıncakta gördüğün zaman aslında benim için çok burkuluyor. Yani belki de bunları hiç yaşayamamış bir liderin vakti geldiğinde ancak bunları yaşamak için bir fırsat bulduğunda da bunu değerlendirmesi, sürekli çocuklarla bir arada olması, bence bu içinde kalan o süreci de böyle karşılayan bir hikaye gibi de geliyor bana. Mustafa Kemal bir insan efendim. Bunu unutmasın kimse. Çok rahat dokunabilirsiniz Mustafa Kemal'e. Mustafa Kemal'i gülerken görebilirsiniz. Mustafa Kemal'i ağlarken de görebilirsiniz. Görenler de hicranlı da görebilirsiniz bence. Bence bunu biraz görürsek sevmek birazcık daha kolay hale geliyor. Herkes için söylüyoruz yani. Dilerim bu ülke yeniden bir milli mücadele yaşamak, süreci yaşamak zorunda kalmasın. Kalacağını da düşünmüyoruz. Güçlüyüz biz. Gençlerimize sonuna dek güveniyoruz ama Mustafa Kemal'in bugünü hediye etmesinin bir karşılığı var. Çok okusun gençler, çok. Çok fazla okusunlar ve çok öğrensinler.
Bilgi size ihanet etmez. Bunu unutmasınlar yani. Teşekkür ediyoruz hocam. Gerçekten çok keyifli bir sohbetti. Hepimiz çok bilgilendik, çok keyif aldık. İnşallah. Çok İnşallah. Sağ olun. Var İnşallah olun. Çok selam ediyorum. Konuda yine sohbet ederiz. Evet. Eyvallah. Gençler, sizler Atatürk'ün, sizler Jale Tezer Eğitim Kurumları'nın, sizler bir milletin kahramanlarısınız. Bunu unutmayın. Hocamızın da dediği gibi bol bol okuyun. Kendinizi her anlamda geliştirin. Çünkü bizler Atatürk'ün izini kendimize iz bildik. Hoşçakalın. Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız tekrar kutlu olsun. Hoşçakalın hocam. Görüşmek üzere efendim. Hürmetler. Sağ olun.